teknolojinin daha yoğun şekilde kullanılarak daha güvenli bir gümrük hizmeti verilmesi noktasında yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Random olarak ve belli bir oranda araçlar ya da konteynerler ayrıntılı aramaya yönlendiriliyor ya da X-ray taramasına yönlendiriliyor. Şimdi bu işi yapanlar tabii bütün teknolojinin son imkanlarını, her şeyini kullanıyorlar. Ve hangi periyotta, hangi sıklıkta, hangi oranda, hangi araçların X-ray'e yönlendirildiği noktasında bilimsel yöntemler kullanarak önceden tespit edebiliyorlar bu kişiler, kuruluşlar, çeteler, her neyse yani. Kaçakçılık organizasyonlarını yapanlar. Dolayısıyla tamam, risk faktörleri kullanılarak, random ve risk faktörleri kullanılarak araçlar X-ray taramasına ya da daha ayrıntılı taramaya yönlendiriliyor ama bunların oranı doğal olarak çok düşük. Sorunu kökten çözmek için mutlaka böyle genel, kapsayıcı ve bütün işlemleri denetim altına alan bir mekanizmayı, bir sistemi devreye sokmamız gerekiyor. Teknolojinin geliştiği seviye bu tür projelerin hayata geçirilmesine imkan sağlıyor. Belki 10 yıl önce, 11 yıl önce böyle bir projenin uygulanması mümkün değildi, gerçekçi değildi, feasible değildi ama bugün mümkün. Çünkü bugün bir X-ray cihazı saatte 80 tırı tarayabiliyor. Yani 80 tırı işlemden geçirebiliyor ve o görüntüleri analizi yapacak olan operatörlerin önüne aktarabiliyor. 5 dakikada her bir görüntü analiz ediliyor elemanlar tarafından. Dolayısıyla tüm tırları ve tüm konteynerleri artık teknolojinin ulaştığı seviye X-ray'den taranmasına imkan sağlıyor. Biz de bunu kullanmak istiyoruz. Bununla ilgili çalışmalarımızı tamamladık. Bütün teknik çalışmalarımızı tamamladık. Hangi kapıya, hangi limana, ne kadar X-ray cihazı nereye yerleştirecek, nokta nokta hepsini belirledik şu anda.